Evet, programımızın bu bölümünde de bölgesel amatör liglerde mücadele eden takımlarımız ve amatör liglerimizdeki takımlarımızı değerlendireceğiz. Bölgesel amatör lig ikinci grupta mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor bu hafta kendi evinde oynadığı Pötürge maçını 4-0 kazandı. Diğer bir temsilcimiz 11 Nisan ise deplasmanda Malatya Yeşilgül Belediyespor'la karşılaştı ve 3-1 maçı kaybetti. Hocam, bu iki takımla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Şimdi bölgesel amatör lig Türkiye'de şu anda göz önünde olan bir lig. Biz de bu şehir olarak bu ligde iki takımla temsil ediliyoruz. 11 Nisan Spor ve Büyükşehir Belediyespor. Şimdi tabii Büyükşehir Belediyespor'un hedefi şampiyonluk. Zaten yapılan kadro yapılanması sezon başından beri ve yine bu işe harcanan mesai ve paraya baktığınız zaman hedef şampiyonluk. 11 Nisan Spor ise biraz daha mütevazi bir kadroyla bu ligde. Onun da hedefi ligde kalmak. Şimdi baktığımız zaman bu takımlarımız hedeflerine ne kadar yakınlar? Büyükşehir Belediyespor şu anda 3. sırada yer alıyor ve 36 puana sahip. Lider Şarkışlar ise 44 puan var. Evet, evet. Yani arada 8 puanlık gibi ciddi bir fark var. Ama Büyükşehir Belediyespor'un da bir serisi var. Bütün maçlarını kazanması da yetmeyecek bu durumda. Şarkışlar'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Hani Şarkışlar'la olan maçını düşündüğünüz zaman bu puan farkını 5 olarak hesap edin. Çünkü kazanamazsa zaten hani şampiyon olma gibi bir şansı yok. Ama diğer takımların da mutlaka Şarkışlar'dan puan alması lazım. Büyükşehir Belediyespor'un da neredeyse puan kaybetme kredisi yok. Yani baktığınız zaman puan durumuna. Ki üst üste ikinci ligin ikinci devresinde 3 maç oynadılar ve 3'ünü de kazandılar. Dünkü Pötürge Belediyespor maçında da maçın denetçisi bendim. Maça kötü başladılar ama çok kısa sürede toparladılar. Yani ilk golü atana kadar biraz sıkıntı çekti Büyükşehir Belediyespor. Ama yeni transferleri vardı. Sahada biraz daha devre arasında ciddi transferler yapmışlar. Ki yeni transferlerden Yunus Emre Mest oynamadı dün. Yahu da biliyorsunuz Urfa'da yetişmiş, Urfa Spor'da oynamış. Yetenekli bir çocuk. Dün o sakatlığı vardı, oynamadı ama ona rağmen diğer oynayan yeni transferlere baktığımız zaman da özellikle Aydınspor'dan almış oldukları Okan diye bir kanat oyuncusu vardı. O çok iyi bir transfer. Takıma katkı sağlayacak gibi duruyor. Ciddi bir katkı sağlayacak gibi duruyor. Yani baktığımız zaman dün maçını gole kadar zorlansa da golden sonra daha rahat bir şekilde götürdü ve 4-0 gibi farklı bir galibiyet elde etti. Daha çok da atabilirdi. Kadrosuna baktığınız zaman evet bu ligin kalan bütün maçlarını kazanabilir. Ama şimdi bu ligde şöyle de bir sıkıntı var. Şarkışla takılmıyor. Evet, nam alıp gidiyor. Yani Şarkışla takılmıyor. Sizin şampiyon olabilmeniz için onun takılması gerekiyor. Bir yerde o takımın takılması ve kötü bir seri yakalaması lazım. Bu da bizim temennimiz. İnşallah öyle bir şey olur. Aslında Büyükşehir Belediyespor'un buradan da bu ligden de çıkıp şehrimize yeni bir profesyonel takımın katılması gerekiyor. Şimdi bazıları şu şekilde düşünüyor. Profesyonel takım sayısı işte çok olursa iyi mi olur? Zamanında Belediyespor, Urfaspor varken işte ciddi sıkıntılar oldu. Bu zaman o zaman değil. Şehir 2,5 milyon nüfusa sahip. Evet. Bırakın 2,5 milyon nüfusu, 300 bin nüfusu bütün Trabzon'un. Bugün aşağı yukarı 6 tane profesyonel takım var. Benim bildiğim kadarıyla rakam bilmiyorum ama tam olarak. En son geçen yıl baktığımda 6 tane. Bu sene herhalde yine 6 takım var. Şimdi 6 profesyonel takım varken bizim şu anda en azından yani nüfusa oranına baktığımız zaman 20 takım dolayında profesyonel takımımız olması lazım. Bir şey söyleyeyim hocam. Şu anda BAL Ligi'nde harcanan paralar belki kulübün şeyinden çıkıyor. Ama profesyonel takıma çıktığı zaman federasyondan yılda 1 trilyon mı 1,5 trilyon bir gelir geliyor. Geliri var. Evet. Yani sen şampiyonluğu oynamasan o 1,5 trilyonla sen giderini karşılayabilirsin. Mütevazi bir takım kurursan ligde oynamak için inan cebinden fazla bir şey çıkmıyor. Hani diyorlar ya profesyonel takım sayısı kaldırıyor yani. Artı federasyonun bir güzel şeyi uçakla gidiyorsun. 20-25 futbolcuya yakın bir uçak şeyi var. Yani federasyonun karşılığı. Uçak giderlerini karşılıyor. Evet. Evet. Aslında masraflar filan o kadar yüksek değil yani. BAL Ligi'nde giden masraflardan daha ziyade 3. Lig'de bunlar daha da azaydı.
Evet yani zaten genellikle genellikle 3. lige çıkan takımlardan da biz onu duyuyoruz, söylüyorlar zaten. Yani biz Bal Ligi'nde çok daha fazla para harcadık diyorlar. Gerçekten de öyle. Ki yani Bal Ligi kalitesi de son derece yüksek yani. Şimdi ben bu yıl aşağı yukarı 8. denetçilik görevimdi dün. Yani 8 maçı bizzat ben saha içerisinde denetçi olarak izledim. Baktığımız zaman oyuncu kalitesi açısından da oyun kalitesi açısından da lig yani üst seviyede bir lig. Yani 3. ligden çok fazla aşağı kalır bir tarafı yok. Kalite de yükselmiş. Bu paraya bağlı olarak hocamın dediği gibi. Hatta birçok futbolcu profesyonel olmuyor. 3. liglerde, 2. liglerde oynamıyor. Bizim oradan almak istediğimiz adamlar var, gelmiyor 3. ligde. Evet, orada oynuyorlar. Daha ciddi paralar var. Evet. Orada daha ciddi paralar var. Yabancıların da orada ayrıca oynayabilmesi ayrıca başka bir yani şans o anlamına baktığınız zaman. Yani Büyükşehir Belediyespor ciddi bir yatırım yaptı. İnşallah karşılığını alırlar. İsmail Hocam da Urfa'nın gelecek beklediği bir teknik direktör. İnşallah İsmail Hoca ile beraber Büyükşehir'de bu sene buradan çıkar. Şehrimiz yeni bir profesyonel takım kazanır. Şimdi 11. İstanbul'a gelince Yaşar Tosun hocamız var orada. Burada Urfa'nın emektarı. 11. İstanbul'a ciddi bir katkı sağladı. Çok mütevazi bir kadroyla yani çok az bir maliyetle. Genelde Urfalılar çok oynuyordu. Evet, evet. Daha çok Urfalıların fazla oynadığı mütevazi bir kadroyla. O da ligde şu anda 9. sırada. En azından küme düşme potasının üzerinde. Ben o takımın maçlarında da görev yaptığımda şunu gördüm. Çok dirençli bir takım. Fakat ofansta ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Pozisyon yaratmada ve pozisyonları değerlendirmede ciddi sıkıntılar var. Türkiye'nin de şu anda yani forvet hastalığı olduğunu düşünürseniz onlarda da bir forvet hastalığı var. Gol atamama gibi bir hastalık var. Yoksa savunma anlamında ciddi bir savunma yapıyorlar ama sonuçta sadece savunma yaparak da maç kazanamıyorsunuz. Yani biraz daha ofansta da yaratıcı futbolcuya ihtiyacınız var ve o futbol topunu o 7-12'lik kaleye atacak oyunculara da ihtiyacınız var. O yüzden 11 İstanbulspor'da da böyle bir sıkıntı var. Ama hedefi ligde kalmaktı. Büyük ihtimalle şu anda baraj maçını zaten o oynayacak. Bizim süper amatörden gelecek takımla. Yani baktığımız zaman aslında bölgesel amatörlük futbolumuza renk katıyor. Her hafta yenice 2-0 sahada mutlaka bir bölgesel amatörlük maçı oluyor. Çünkü bir hafta Büyükşehir burada, bir hafta 11 İnsan Belediyespor burada. Bir de bir takımları var. Burada. Çilis, Tunceli dersin. Yani ciddi takımlar var ligde. Şehir takımları var. Yani Urfalılar da ilgi gösteriyor maçlara. Yani genellikle seyirci ortalamamız 600-700 dolayında ki bu bizim taraftardan daha iyi. Yani ciddi bir rakam. Azımsanacağı bir rakam değil amatör bir takım yani için. Yani biz federasyona gönderdiğimiz raporlarda o sayıları genellikle yazıyoruz. Genellikle 700-600 binin üstüne çıktığı maçlar oluyor taraftar olarak. Yani ciddi de bir şehrin de bir ilgisi var bölgesel amatör lige. Aslında o lig bizim amatörde oynayan futbolcular için de ciddi bir basamak. Yani amatörde oynayan futbolcuların birinci hedefi bence orada oynamak. Olmalı. Daha sonra hani basamakları işte 3. lig, 2. lig olarak kendi hedef seçmeli. Profesyonel takım sayımızın artabilmesi için Bal Ligi'nde başarılı olmamız lazım. İki takımımızın da bu anlamda birbirine destek olması lazım. Keşke burada 11 Nisan daha spor biraz daha güçlü olsaydı. Güçlendirmemiz lazım. En azından güçlendirmemiz gerekiyordu. Çünkü Karaköy Belediyespor'un 3. lige çıktığı yılı unutmayın. Onun 3. lige çıkmasına 11 Nisan Spor'un ciddi bir katkısı oldu. Onu söyleyecektim hocam. Ciddi 11 Nisan'ın bende 3 anlamı var. Bir, şehrimizin kuruluş tarihi. 2, kulübün kuruculuğunu ben yaptım. Kulübü ben kurdum. Halil Hocam çok iyi biliyor. 3, de Karaköprü Spor'un şu anda profesyonel liglerde mücadele etmesine en vesile olan bir kulübümüz. Evet yani. O maçta biz beraberdik zaten. Evet. Özellikle Araban maçıydı. Evet. O son saniye golünü hiç unutmak mümkün değil. Yani maç bitti bitecek. 1-0 Araban Spor önde. Karaköprü Spor'un şampiyon olması için Araban Spor'un takılması lazım. Hakem 6 dakika herhalde bir uzatma verdi. Evet. Uzatma da bitti. Uzatmanın son bitti ve artık son bir duran top. O kullanılacak. Golü atan çocuk da şu anda şeyde Büyükşehir Belediyespor'da oynuyor zaten halen daha. O geride duruyordu, çok iyi hatırlıyorum. Biri ona git dedi, ya maç bitiyor sen de gitsene dedi. Gönderdik, seyircinin biri gönderdi onu. Ve o da gitti. Gelen topa kafayı vurdu.
hani Maradona'nın ifadesi, Tanrı'nın eli derler ya, o da Tanrı'nın kafası. O top içeri girdi ve biz hepimiz orada büyük bir sevinç yaşamıştık. O anlamda yani 11 İnsan Spor'un Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi Urfa Spor'una ciddi bir katkısı oldu. Yani bu yıl 11 İnsan Spor biraz daha güçlü olsaydı en azından belediye sporunun şampiyon olmasına katkısı daha fazla olurdu diye düşünüyorum. O zaman 11 İnsan'a teşekkür edelim. Şu anda Karaköy Spor'da çalışıyorsa evet, evet. Bunu da 11 İnsan'a borçluyuz. Hocam zaten puan durumuna baktığımız zaman Şarkışla Belediye Spor büyük itibarla bu ligi şampiyon bence gibi yani bitirecek gibi görünüyor. Mağlubiyeti yok. Çünkü kendi evinde de içeride dışarıda da sadece birer beraberlik almış. Toplamda iki beraberlik almış. Bir Büyükşehir Belediyespor'la oynamış. Beraberliği bir onunla. Bir de iki maçta beraber. Bir içeride bir dışarıda beraberliği. Onun dışında hiç mağlup olmamış. Alkas İstiklal'le beraber kaldı. O yüzden artık Büyükşehir Belediye için en azından bir playoff oynama şansı olabilir diyoruz. Şeyde Bal Ligi'nde playoff yok. Playoff yok. Birinciler doğrudan çıkıyor. İkincilere hiçbir şey yok. O yüzden ya birinci olacaksınız ya da yani ligi aynı şehrin iki takımı üstte bitiren önümüzdeki il Bal Ligi'ne doğrudan devam ediyor. Altta bitiren de küme düşmemişse eğer. Ya birinci olan bir de playoff mu oynayacak hocam? Karaköprü Belediye bir playoff maçı oynamıştı ya. Birinciler yine playoff oynayacak. Birinciler oradan aklımda kalmış. Burada bu sene daha farklı bir statü var. Yani aşağı yukarı herhalde 12 takımın 9'u çıkıyor. Yani çok ciddi bir şey var. Biraz daha. Yani çok ciddi bir ciddi şans var. Yani ben buradan... Herhalde bir elendikten sonraki elenen takımlara birer şans daha. Birer yani şans aynen daha. Aynen o şekilde yapılıyor. Bu ben buradan çıkarsa üçüncüye çıkacağını düşünüyorum. Yani bu gruptan çıkacak Çarkış'ta da olsa, Yeşilyurt da olsa, Büyükşehir Belediye de olsa bunların doğrudan üçüncüye çıkacağını düşünüyorum. Yani onların o anlamda bir zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Büyükşehir'in takımıyı biz devre arası Antalya'da hazırlık maçı da yaptık. 1-1 kaldı. Ben burada aslında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye teşekkür etmek lazım. Karaköprü Spor'un ilk temelini de o atmıştı. Sonra o Büyükşehir Belediye'ye geldikten sonra Karaköprü Spor'umuz 3. Lig'e çıkmayı başardı. Büyükşehir Belediye'nin de ilk temelini o attı. İnanıyorum ki bunun attığı temeller bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl Şanlıurfa'mıza bir profesyonel kulüp daha kazandıracaktır. Şimdi böyle bir duyumlar var işte gelecek başkanların yani bu yarışmacı takımların olmaması. Hani burada belediye başkan adaylarımıza da iş düşüyor. Lütfen bu spor takımlarını yaşatalım. Geçmiş daha dönemde bir o hatayı yaptık zaten yaptık, bir profesyonel evet, kulübümüzü kapatmakla. İnşallah yerel yöneticilerimiz tekrar aynı hataya düşmezler. Şimdi evet, yani. Nihat Bey'e özellikle bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. Urfa Spor'una ciddi katkıları olan bir belediye başkanımız. Mesela spor dünyası şu anda bitmek üzere. Bitmek üzere şehrin merkezinde ciddi bir spor kompleksi. Spor dünyasını bizzat zaten kendisi temelinde atarak ve büyük ihtimalle de kendisinin daha 31 Mart gelmeden de açılışını yapacak. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak ve Urfa'daki amatör kulüpler olarak biz kendisine yine teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda katkılar sunuyor bize. Yine buradan Urfa'daki spor kamuoyuna şöyle bir müjde vereyim. Amatör eviyle ilgili bütün detaylar bitti. Nihat Bey'in katkısıyla Urfa'da amatör ev yapılacak. Bu amatör evi bütün amatörün içerisinde bulunan her kesimi bir araya toplayan bütünüyle bir araya getiren kaynaştıran bir tesis olacak. Çünkü orada bütün işte hakemlerin, gözlemcilerin, saha komiserlerinin tertip komitesinin toplandığı odanın bütün herkesin iç içe olduğu bir kompleks şeklinde olacak. Ben Kayseri'de görmüştüm. Kayseri zaten biz ilk göreve geldiğimizde bu federasyon olarak ben ve Adnan Yükselir Bey biz Kayseri'ye gittik. Kayseri'de projeyi, sahanın yanında. Evet, projeyi yerinde inceledik. yine Kayseri'deki testleri falan gezerken de o projeleri aldık. Nasıl yapıldığını yani bizim önümüzde en azından bir örnek olsun, elimizde örnek olsun diye 3 gün biz orada incelemelerde bulunduk. Ve geldiğimizde de biz de burada onun çalışmasını başlattık. Sağ olsun yine Nihat Çiftçi Bey'in katkılarıyla bu projede gerçek oldu. Hani hayaldi gerçek İnşallah oldu derler ya. Bugün itibariyle projenin bütün detayları bitti. İnşallah Nihat Bey kısa bir zamanda oranın temelini de atacak.
Ve kendisi bıraktığı eserlerle de devamlı bizim spor severlerin gönlünde taht kurmuş bir başkan olarak yerini alacak. Böyle bir temelinde bulalım. Nihat Bey spor ve sporcuya yaptığı yatırımla gerçekten Şanlıurfa'da Çıtay'ı belediye başkanları açısından iyice yükseltti. İnşallah bunun yerine, bundan sonra Nihat Bey'in yerine gelecek büyükşehir belediye başkanlarımız olsun, diğer ilçe belediye başkanlarımız da olsun. Belediye başkanımızı da unutmayalım, Metin Baydili'yi. Metin Baydili gerçekten, ona da ayrı bir parantez evet, açmak lazım. Onun da hakkını inkar edemeyiz. Ama Nihat Çiftçi Çıtay'ı yükselttiğinden dolayı, çünkü Karaköprü'nün temelini sonuçta Nihat evet, Bey atmıştı o anlamda. İnşallah gelen yerel yöneticilerimiz de Nihat Bey'i aratmazlar ve Nihat Bey'in çıkardığı çıtanın daha üstüne çıkardılar. İnşallah. Bu da Şanlıurfa adına mutlu bir olay olur diye düşünüyorum. Hocam bölgesel amatör liglerimize ilgili eklemek istediğiniz yoksa... Yok hocam, çok detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar anlattı. Hocamı da burada kutluyorum. Yani amatörlere ne kadar hakim olduğunu. Bu arada profesyonel takımlara da bu kadar ilgisinden dolayı da Halil hocamı zaten yıllardır yıllardan beri sporun içerisinde olan bir insan. Bu işin emekçisi. Biz ne kadar bu işten para kazanıyorsak profesyonelce yaptığımıza göre hocamız daha enzem, daha burada cebinden harcıyor, veriyor. Daha önce de Karşıyaka takımı değil mi hocam? Halen Karşıyaka sporla devam ediyoruz. Kadar, evet. Gerek futbolculuğuyla, gerek yönetim başkanlığıyla, antrenörlüğüyle de. Yani birçok insana örnek olacak bir spor hayatı var diye düşünüyorum eğitimci, yani. Eğitimci olduğu için de ve dediğim gibi bilen insandan korkma. Bilen insan her türlü soruyu sorabilir. Ben onu anlayabilirim, o beni anlayabilir. Burada en anlamayan insanlar, işte bunun dışında olan insanlar, futbol bilgisi olmayan insanlarla anlaşmak zor. Tartışmalar niye çıkıyor? Bir insanın bir konu hakkında bilgisi olmadığı zaman tartışmalar oluyor. Ama biz hocayla anlaşıyoruz. Hoca bugün gerçekten bir futbolcunun yetişmediğini, bugün gurbetçi olan futbolcuların Almanya'daki 3 milyonlu fıstan ne kadar gurbetçi futbolcunun çıktığını, bunları konuştuk programdan önce. Hocamı da burada kutluyorum. Yani profesyonel anlamda bir teknik direktör olmamasına rağmen bu donanım ve bu bilgilere sahip olduğu için de ben iftihar ettim. Hocayı kutluyorum yani. İlk defa da böyle bir detaylı bir konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz gördüğümüzde falan, çay falan içiyoruz ama ilk defa böyle dolu dolu bir şekilde hocayla da böyle bir şeyler paylaşmış olduk. Ben mutlu oldum. Hocama da güzel dilekler için teşekkür ediyorum. Evet. O tabii yani onun güzelliği. Ya, bizim Urfalılar birbirini övmez. Övgüde çok cimriyiz ama eleştiride gaddarız. Evet hocam. Şimdi Halilye Belediyesi Süper Amatör Ligi'nde 15. hafta itibariyle sonuçlanan maçların skorlarını söyleyelim. Suruç Gençlik Spor 3, Ceylanpınar Belediye 3, Siverek Belediye 5, DSİ Spor 0, Gençler Birliği 2, Viranşehir Spor 0, Tarım Spor 3, Hilvan Belediye 0, Akçakale Belediye 0, Bilecik Belediye 2. 15 Temmuz bu haftayı maç oynamadan bay olarak geçirdi. Bunun sonuçlarının ardından Siverek Belediye Spor 34 puanla 1. Gençler Birliği, özür dilerim, Siverek Belediye 38 puanla 1. Gençler Birliği 34 puanla 2. 15 Temmuz 29 puanla 3. Tarım Spor 19 puanla 4. Ceylanpınar 17 puanla 5. Akçakale Belediye Spor 17 puanla 6. DSİ Spor 15 puanla 7. Hilvan Belediye 14 puanla 8. sırada. Viranşehir Spor 11 puanla 9. Suruç Gençlik Spor 10 puanla 10. Viranşehir Bilecik Belediye Spor 10 puanla son sırada yer alıyor. Evet Halil hocam, bu ligin evet, değerlendirmesine senden alalım. Aslında bizim Süper Amatör Ligi adına yakışır bir şekilde bir sezon geçiriyor. Fakat şimdi baktığımız zaman lig ikiye bölündü. 3 takım şampiyonluğu oynuyor. Geri kalan takımların tümü 8 takım kalıyor geriye. Onlar da küme düşmeye oynuyor. Özellikle Bilecik Belediyespor ligin ikinci devresiyle birlikte ciddi bir hamle yaptı ve 10 puana geldi. O 10 puana gelince ligin 4. sırasındaki takımlar arasında sadece şu anda 7 puan fark var. Bu da şunu gösteriyor ki yani 4. sıradaki takım bile ligde şu anda küme düşme korkusu yaşıyor. Lig aslında renklendi, güzel bir hal aldı. Siverek Belediyespor şu anda bir maç fazlasıyla ve 4 puan avantajla lider durumda bulunuyor. Gençler Birliği de peşini bırakmıyor. 15 Temmuz'da yine şampiyonluk şansı biraz daha az onlara göre. Yani kalan maçlara baktığımızda bu hafta Siverek Belediye 15 Temmuz maçı var. Haftanın kritik maçlarından biri. Çok ciddi bir maç. Yani bu maçı
Eğer 15 Temmuz kazanırsa biraz daha şampiyonluk yarışını kızışır ve kendisi de ortak olur. Kaybederse 15 Temmuz içinde şampiyonluk şansı bitmiş olur. Zaten küme düşme korkusu da yaşamadığına göre. Bundan sonra şampiyonluk yarışı sadece Gençler Birliği ile Siverek Belediyespor arasında kalır. Bence küme düşme de son maça kadar devam edecek, öyle görünüyor. Ya bu puanlara baktığınız zaman birbirine çok yakın. Bu takım düşer ya da bu takım kurtulur diyemiyorsunuz. Geri kalan 8 takımın hepsi de düşebilir. Bunlardan artık en az hata yapan. Çünkü ligin sonu geldikçe hata oranı da artıyor. Takımlar çünkü rahat olmadığı zaman sahada daha fazla hata yaparlar. En az hata yapan, sinirlerine daha çok hakim olan, daha çok puan toplama şansına sahip olur ve ligde kalır. O yüzden takımlarımız için kritik viraj artık ligin sonu da geliyor. Yavaş yavaş. Hayırlısı olsun diyoruz. Ama yani süper amatöre baktığımız zaman da ciddi takımların olduğu, daha çok belediye takımlarının olduğu bir lig, üst düzey bir lig ve maç kalitesi de son derece yüksek. Her hafta çok ciddi ve çok kritik maçlar oynanıyor. Seyir zevki çok yüksek maçlar oynanıyor. Mücadele gücü çok üst düzeyde bu ligimizde de. Zaten Hüseyin Hocam da onu ifade etti. Ligler böyle alta doğru indikçe belki kalite düşüyor ama mücadele artıyor. Bu ligde de ciddi bir mücadele var. Yani maçlara bilmiyorum ne kadar gidebiliyorsunuz ama gittiğimiz zaman kıran kırana maçları izliyoruz. Sporcu kardeşlerimden burada bir isteğim var tabii. Maçı kazanmayı herkes istiyor ama biraz da sinirlerimize hakim olmamız lazım. Son haftalarda özellikle olaylar arttı. Bu da daha çok sporculara zarar veriyor ve sporcuların takımlarına zarar veriyor. O yüzden biraz da maçlarda sakin olalım ki ne kendimize ne de takımımıza zarar vermeyelim. Futbolcularımızdan önce yöneticilerimizin sakin olması. Evet. Yani yöneticiler de tabii bu bağlı. Biz onlara söyleyelim. Onlar da olayı ateşleyen insanlar aslında evet, biraz da. Evet, onlar da sporcularımızla beraber sakin olsunlar. Sakin olan kazanır yani burada. Sinirle ya da öfkeyle kalktığımız zaman zaten bir şey kazanamadığımız da ortada. Hocam Gençler Birliği takımı ligin başlarında çok iyiydi. Hatta sezon başlamadan önce de şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görünüyordu. Ama ne olduysa ne gibi sıkıntılar yaşandı da Gençler Birliği bir anda 4 puan geriye düştü. Sezonun son 2 maçına kadar bütün maçlarını kazanmışlardı. Evet. Burada çok ilginç bir Suruç maçı oynadılar. Suruç Belediye maçı ki Suruç Lig'in alt sıralarında bulunan bir takımdı. Yani hiç kimsenin Gençler Birliği'nin puan kaybedeceğini beklemediği bir maçtı. Ve oraya bir beraberlik aldılar. Bir puan kaybettiler. Daha sonra da Siverek'e gittiler ve Siverek deplasmanında da maç kaybettiler. Yani iki maç üst üste böyle bir... Siverek'in takımı iyi takımı. Evet, yani ciddi... Maçını izledim. Evet, Siverek de ciddi bir yatırım yaptı bu sene. Evet. Onlar da yani düştükleri Bal Ligi'ne tekrar yükselmek için yani iyi bir kadro kurdular. Olaya çok ciddi bir şekilde bakıyorlar. Tabii lig bakalım yani Gençler Birliği de Siverek Belediye'de şu anda kopmamış. Özellikle Gençler Birliği'nin burada Halil takım değil mi abi? Evet. Onlar da kutlamak lazım. Evet. Ve Süper Amatör'e yeni bu yıl çıktı. İlk yıl çıktı. Başkanları çok iyi bir yatırım yaptı. İlk yılları Siverek Belediyespor maçında çalıştırıyordu. Ali Yüz Götürücü önce çalıştırıyordu. Daha sonra onunla yolları ayırdılar. Şu anda Reşit Akçal çalıştırıyor. DSE Spor'da falan kaleci antrenörü. Evet. Şu anda o çalıştırıyor. Yani bunlar Siverek Belediyespor'la da burada oynayacaklar. Bu da büyük bir avantaj. Avantaj aslında. Yani bence ligin kırılma maçı bu haftaki Siverek Belediye 15 Temmuz maçı olabilir. Yani çünkü o Siverek yenerse ciddi bir avantaj sağlayacak. Çok da hani güç oranına baktığınız zaman Siverek Belediyespor'un çok fazla da takılabileceği takım görünmüyor. Yani işte 15 Temmuz'da bunlardan biri takılabileceği takımlardan biri. Bu haftaki maçı bakacağız. Yani alırsa evet. yarış olayı yarılamış olur. Yani Gençler Birliği ile de ciddi bir maçı var. Ama 15 Temmuz maçı da kırılma maçı. Çünkü bu maçı alırsa bir mağlubiyet hakkı oluyor. Yani şimdi 15 Temmuz eğer kaybederse onlar da büyük ihtimalle hedeften kopmanın verdiği bir rehavet olacak. Bundan sonra belki hani Gençler Birliği 15 Temmuz maçı daha rahat bir maça dönecek. O yüzden onu söylemek istiyorum ben. Yani Siverek Belediyespor bu maçı kazanırsa ciddi bir avantaj elde eder. Kaybederse de Gençler Birliği Siverek Belediye maçı bence bu ligin kırılma maçı olur.
Peki hocam, şimdi burada şampiyon olacak takımımız 11 Nisan Spor'la bir playoff maçı oynayacak. Evet. Her iki ligi de çok yakından takip eden birisi olarak bu ligden çıkan takım mı yoksa 11 Nisan mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii Bal Ligi üst düzey bir lig. Şimdi ilk etapta aslında baktığınız zaman şu ligden gelecek hiçbir takımın Bal Ligi'ndeki takımları yenebilecek seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. Ama burada tek maç var. Tek maçlarda da hiçbir zaman güçler çok fazla ön plana çıkmayabiliyor. Çünkü o maçın stresi, maç içerisindeki nüanslar, ayrıntılar, yani sporcu performansı, kaleci performansı, hakem performansı, bunlar hepsi çok etkili tek maçlarda. O maçların hikayesi farklı oluyor. Yani o yüzden biz mesela geçen sene Büyükşehir Belediyespor, Siverek Belediyespor penaltı kaçırdı. Maçının evet. Yine bendim. Evet. Temsilcisi bendim. Maç bendeydi yani. Temsilcisi bendim. Sahada izledim o maçı da. Siverek Belediyespor çok çok iyi başladı. Boş kaleye gol kaçırdılar. İbrahim penaltıyı kaçırdı. Maç içerisinde yani çok rahat alabilirlerdi. Daha sonra Büyükşehir Belediyespor 10 kişi kaldı. Penaltılara gitti. 10 kişi kaldı. Maçı penaltılara taşımak için bayağı bir savunma örneği gösterdiler. Kaleciler öne çıktı. Yine yani penaltıyı atanlar ve kaleciler de ön plana çıktı. Hani tek maçların hikayesi hocamın dediği gibi çok farklı çok olur. Farklı. Yani burada bir tek maç var. Dolayısıyla o tek maçta tabii ki favori her zaman için Bal Ligi'nden gelen takımdır. Fiziksel olarak evet. Daha güçlü, daha yani daha üst bir ligde mücadele ediyor. Mücadele gücü daha yüksek bir ligden geliyor. Evet. Sporcu daha dayanıklı orada. Biraz daha o yüksek tempo alışık, o yüksek mücadele gücüne alışık. Evet. Evet, o yüzden hani o lig şey biraz da üst düzey bir lig. Ama dediğim gibi tek maç ve o maçta biz yani o maçı da 11 Nisan'da oynatıyoruz. Genellikle hani işte suni çimde oynayıp gelip doğal çimde oynamak daha farklı. İki takımın da eşit şansı. Ama burada eğer Siverek Belediyespor şampiyon olursa kendi sahası doğal çim olduğu için orada oynamanın bir verdiği avantaj da olur. Tabii o maça daha çok var. O güne kadar ne olur? Yani takımların form durumu ne olur? O da onu belirleyecek. Ama tabii ki dediğim gibi o maçın favorisi yok. Ama onlara bir iki gün statta antrenman izni verin. Ne var yani? Karaköprü'ye izin vermiyorlar hocam. Bize vermiyorlar. Statçıların Elazığ maç yapıyor. Biz yapamıyoruz. Bu da acı bir durum. Evet. Evet, Halil Ebelesi 1. amatör A grubu 16. hafta maçları tamamlandı. Tamamlanan maçlara göre Edessa Spor 0, Yeni Harran Spor 5, Bilecik Spor 0, Reha Gençlik 2, Halfeti Spor 0, Karşıyaka Spor 3, 75. Yıl Gençlik Spor 5, Eyüp Spor 0, Viranşehir Spor 4, Karaköprü Spor 7. Alınan sonuçlara göre Karaköprü Spor 46 puanla lider durumda. 75. Yıl Gençlik Spor 39 puanla 2. sırada. Reha Gençlik 27 puanla 3. sırada. Yeni Harran 30 puanla 4. sırada. Hocamızın kulübü Karşıyaka Spor 22 puanla 5. sırada. Eyüp Spor 21 puanla 6. sırada. Viranşehir İdman Yurdu 20 puanla 7. sırada. Bilecik Spor 20 puanla 8. sırada. Edessa Spor 14 puanla 9. sırada. Son sırada Halfeti Spor'un puanı yok hocam. Karaköprü'de herhalde son iki haftaya evet, gelirken şampiyonluğunu garantiledi. Buradan tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz onları. Yunus Başkan'ı tebrik ederim. Evet, takımın başkanı Yunus Aktaşoğlu'nu, hocası Mesut İnayetoğlu'nu ve bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Her başarı bir emeğin ürünüdür. Onlar da diğer takımlara emek verdiler. Sezon boyunca demek ki daha fazla doğru işler yaptılar ki şampiyon oldular. Bize de onları tebrik etmek düşer. İki maç kala 7 puanlık bir farka ulaştılar ve matematiksel olarak da garantilediler. Evet. Burada bir köme düşme açısından ciddi bir mücadele var. Bilecik Spor ve Edessa Spor 14'er puanda. Son iki haftaya girilirken çünkü iki maç kaldı burada. Her ikisi evet, birbirleriyle maçları yok. İkili averajda yani iki puanlar işte olduğu zaman ikili averaj devreye giriyor. Bilecik Spor'un Edessa Spor'a bir üstünlüğü var. Yani aynı puanla girerlerse eğer Bilecik Spor ligde kalır. Son iki maçları bunların da yani köme düşme yarışı ciddi bir şekilde son iki haftaya taşındı. Diğer takımlar rahat durumda. Halil Ebelesi 1. Amatör Ligi B grubunda 16. hafta maç sonuçları. Çamlıdere Spor 3, Yeni Halk Spor 0, Keçe Spor 1, Viranşehir Sanayi Spor 3, Badırlı Gençlik 1, Telekom Spor 4, Yukarı Göklü 5, Bozova Gücü 2. Ceylan Pınar Tigen de bu haftayı bay geçirdi.
oluşan puan durumu. Viranşehir Sanayi 31 puanla lider durumda. Çamlıdere 27 puanla ikinci sırada. Ceylanpınar Tigem 22 puanla üçüncü sırada. Yukarı Göklü 20 puanla dördüncü sırada. Telekom Spor 19 puanla beşinci sırada. Badırlı Gençlik 19 puanla altıncı sırada. Yeni Halk Spor 14 puanla yedinci sırada. Keçe Spor 14 puanla sekizinci sırada. Bozova Gücü 11 puanla son sırada yer alıyor. Hocam burada da küme düşmede de herhalde yine bir şimdi burada aslında şampiyonluk yarışı, yani son iki maç 4 puan büyük bir avantaj Viranşehir Sanayi açısından. Zannedersem büyük bir sürpriz olmazsa Viranşehir'in ikinci süper amatördeki takımı olacak Viranşehir Sanayi. Bu hafta eğer Yukarı Göklü maçını kazanırlarsa zaten matematiksel olarak da garantiliyorlar. Köme düşme potasında ise Yeni Halk Spor, Keçe Spor ve Bozova Gücü'nün ciddi bir son iki haftaya girilirken yarışı var. Burada Bozova Gücü'nün bir maçı eksik. O ne gözle baktığınız zaman aslında bütün 3 takımın 14 puanda olduğunu görürsünüz. Şimdi baktığımız zaman Yeni Halk Spor'un kalan bir maçı var. Telekom Spor'la oynayacak. Keçe Spor bu hafta Ceylanpınar deplasmanına gidiyor. O da bir maçı var. Bozova Gücü'nün Badılı ve Çamlıdere ile iki maçı var. Şurada şöyle bir durum var. İkili averaj da devreye girebilir. Üçlü averaj da devreye girebilir. Veya puan olarak da Bozova işi bitirebilir. Bir takım geride kalabilir. Bozova işi de bitirebilir hocam. Evet. Şimdi Bozova iki maçını alırsa Bozova 17 puana gelir. Keçe Spor bir maçı var alırsa o da 17. Yeni Halk Spor o da bir maçını alırsa 17 olur ki üçlü averaj devreye girer. Üçlü averajda da Keçe Spor köme düşer sizin takımınız. Ben Keçe Spor'luyum. Hocam siz ne takımınız? Siz de oynadınız. Benim halen lisansım Keçe Spor'da. 6 yıl oynadım ben Keçe Spor'da. Ben de 3 yıl oynadım. Ben de 1 yıl oynadım hocam o takımda. Hepimiz Keçe Spor'da. Evet. Futbolu orada bıraktım. Ben de orada başladım. Ben de orada bıraktım. Urfa Spor'da. Oradan sonra Karşıyaka Spor'a hocamın kulübüne transfer oldum. Evet. Keçe Spor'un bizde yeri ayrıldı. Aynen. Ben futbolu Keçe Spor'da bıraktım. 13 yaşında orada başladım. Sen geçmiş dönemde birçok profesyonel futbolun yetişmesine emeği ve katkılar olmuştur. Bak ben Salih Akuş, öbür Salih Akuş, Mehmet Abacı, Dolman Hayır. Menemen 4 kişi ben hatırlıyorum. Bizden sonra İsmail Buz, daha çıkan profesyonel bilmiyorum yani. Ömer Çarboğa oradan çıktı. Ömer Çarboğa. Yani, Şanlıurfa Spor'da bir dönem top oynamıştı. Hepimiz biz oradan Keçe Spor'da. Urfa'nın en köklü kulüplerinden biri, en eski kulüplerinden biri. Dolayısıyla hani ciddi bir geçmişi var. Ben oradan kurdu. İnan Keçe Spor'da oynarken o Keçeci abilerimiz okul okuyorduk. Maça gidiyordum. Cebime haftada 1000 lira harçlık koyuyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Sonra da Mahmut Şekerci rahmetli ağabeyimiz uzun süre hem hocalık yaptı hem de kalecimizdi. Evet. Allah nur içinde yatırsın. Hatta lisansıma karşılık belediye spora karşılık da belediye işe girdi. Evet. O zaman lisanslar falan vardı. Hocam bugünkü programımızda sonlarına geldik. Son sözlerinizi alalım. Önce konuğumuz Hüseyin Bey'e. Vallahi şunu söyleyeyim, ilk defa böyle profesyonel takımlardan ziyade ben bir profesyonel hocayım ama burada amatörlerden daha çok yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yani her ne kadar bir profesyonel takımda çalışıyorsak da hep söylüyorum en büyük zorluğu çeken amatör takımlardır. Bugüne kadar amatörlere bu kadar geniş alanda bir program sunulmuyordu. Böyle detaylı bir şekilde sağ olsun hocam da amatör hakim olduğu için ve SKF'de görevli olduğu için böyle amatör takımları dile getirdiğiniz için ve ilk programınızda da beni konuk ettiğiniz için böyle dolu dolu bir programda yaşattığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Son derece de mutlu oldum. Bundan sonraki programlara da size başarılar diliyorum. İnşallah böyle amatörleri daha iyi yerlerde, daha iyi, çok dillendirerek, konuşturarak, tesis anlamında, eğitim anlamında çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Bu gençleri inanın sizin gibi değerli insanlar kurtarabilir. İnşallah hocam. Sizin de desteğiniz de inşallah. Allah razı olsun. İnşallah biz de eğitim anlamında elimizden gelen her şeyi. Evet, ilk programımızdı. Bize bu imkanı sağlayan gerek profesyonel takımlarımız gerek amatör takımlarımızı burada anlatma şansı bize veren Duru TV ailesine başta yönetim kurulu başkanı Kemal Sütbey olmak üzere teşekkür ediyoruz. Hüseyin hocamıza da ilk programımızda bize konuk olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Olabilir. Ayrıca Karaköprü Belediyesporumuza, Urfa Sporumuza, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Büyükşehir Belediyespor ve 11 İnsan Sporumuza başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda daha başarılı, takımlarımızın kazandığı maçları daha güzel bir şekilde anlatma fırsatı oluruz. Bizi sabırla dinleyen herkese iyi akşamlar diliyorum.
geldik. Biz Sarı Yeşil futbol programının daha sonuna geldik. Öncelikle bize bu imkanı veren Duru TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Süt'e ve Duru TV Genel Müdürü Sayın Kamil Güler'e buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Haftaya yine pazartesi 20.30'da aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar. Bu tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destekle Haliliye Kaymakamlığı tarafından yaptırılmıştır.